Anne sütü ilk olarak bebek doğar doğmaz emmeye başlamasıyla birlikte bağırsakların iç yüzü anne sütü tarafından kaplanmakta. Bu bebeğin ileride alerjiyle olacak sıkıntılarını minimuma indirmektedir. Anne sütünün ilk kez beslenmede kullanılması ile birlikte. O yüzden mümkünse bebeğin ilk beslenmesinin anne tarafından yapılmasını istiyoruz. Onun dışında anne sütünün içindeki bir takım enzimler, bir takım koruyucu maddeler, bunlara biz antikorlar, annenin geçirdiği tüm hastalıklara karşı annede olan antikorlar, koruyucu maddeler, aynen bebeğe anne sütüyle de geçmekte. Yani bu neyi sağlamaktadır? Örneğin anne eğer kızamık enfeksiyonunu geçirdiyse bebekken, çocukken ya da kızamığa karşı aşılı ise ve ona karşı bir vücudunda koruyucu madde var ise bebek anne sütünü emdiği sürece örneğin kızamığa karşı bağışıktır. Yani kızamıklı bir hastayla karşılaşsa bile bebek kızamık hastalığını geçirmeyecektir ki bu çok önemlidir. Annenin geçirdiği tüm hastalıklar vücutta bir bağışıklık bırakır. Bu tüm insanlar için geçerli. Bu bağışıklık yapan maddeler de anne emzirirken bebeği korumak amaçlı anne sütüne geçer. Böylelikle bebek toplum kökenli, toplumdan edinebileceği birçok hastalığa karşı bir nevi aşılanmıştır. Biz anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğunu söylüyoruz. Yani ve de bu gerçekten bir bebeğin aldığı ilk aşı demektir. Bu anne sütünün içinde bir takım maddelerin emilimini daha kolay sağlayan, bazı vitaminlerin emilimini daha kolay sağlayan birçok enzim, birçok madde bulunmakta. Bunlar da bebeği ileride geçirebileceği birçok hastalığa, alerjik hastalıklara, hatta anne sütü almayan bebeklerde ileriki yaşlarda olabilecek diyabet, erişkin çağda olabilecek diyabet ya da çocukluk çağının diyabetlerine karşı koruduğunu, astımına karşı koruduğu artık çok net olarak bilinmekte.